Mercekte görüntü hızı arkadaşlar bir görüntünün hızını belirleyebilmek için görüntünün yer değiştirmesine bakmamız gerekiyor. Ve buradaki yer değiştirme ile de görüntünün yer değiştirmesiyle cismin yer değiştirmesini kıyaslamamız gerektiğini söyleyebiliriz. Şöyle düşünelim. Arkadaşlar 2 evde bulunan bir cismimizin olduğunu kabul edelim ve bu iki evdeki cismi artık ne yapalım tepe noktasına getirdiğimizi kabul edersek. Şimdi ilk durumdayken burada aldığımız yol değeri ne kadar? 2F kadardır diyebiliyorum ve V hızıyla hareket ettirelim. Sonrasında görüntümüzün yeri neredeydi arkadaşlar? Görüntümüz de 2F'teki bir cismin görüntüsü yine 2F'teydi ve ters bir şekilde oluşuyordu. E 2F'ten o zaman görüntü de tepe noktasına gelecektir diyebiliyoruz. Tepe noktasına geldi. E o zaman eşit zamanda eşit miktarda yer değiştirmiş olduk. Yalnızca yönlerimiz farklı. E o zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Buradaki... Hız değerlerimiz için V cisim eşittir, eksi V görüntüdür diyebiliyor. Şimdi bir örneğimiz var onun üstünde bakalım. Odak uzaklığı F olan ince kenarlı mercek önünde K noktasında bir cisim sabit V hızıyla L noktasına geldiğinde görüntünün ortalama hızı kaç V olur diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikli olarak cismimiz nerede? 3F'te. 3F'teki bir cismin görüntüsünün 3F bölü 2'de oluştuğunu söyleyebiliyorduk. E peki biz buradaki cismimizi 2F'e getirdiğimiz zaman görüntü de ne yapacaktır? 2F'e gelecektir. Peki cismin yer değiştirmesi ne kadar? F. V hızıyla F kadarlık yer değiştiriyorum. E Burada ne kadar yer değiştirdik arkadaşlar? F bölü 2. V görüntü hızıyla da F bölü 2 kadarlık bir yer değiştirdik. O zaman buradaki görüntü hızının artık V bölü 2 kadar olduğunu söyleyebiliyorum. Görüntü ve cisim aynı yönde hareket ettikleri için o zaman ne diyebiliyoruz? Buraya da pozitif bir değerdedir diyebiliriz. Müzik